Tanıklama yöntemi ve diğer yöntemler, ameliyatsız dediğimiz yöntemler. Ve spot, özellikleri neler? Evet, bunları aslında halkımız da yavaş yavaş öğreniyor sizlerin sayesinde. Ve varislerle birlikte yaşama, o ağrı kramplarla hayatı mecburiyetten sürdürme derdinden kurtuluyorlar. Birinci basamak, hanımefendi tipik olarak bize başvuran hastalarımızın aslında bir örnek modeli gibi. Bacağın iç yüzünde yeşil, kabarık, birçok sayıda damar. Ultrasonografi, iste kağıdını yazıyoruz. Ultrasonografi birimine hangi hastaneye başvururlarsa iniyor. Orada genellikle bir saat içinde analizlerimiz yapılıyor. Sonuçlarımız alınıyor. Sosyal güvenlik kapsamında bunu yaptırıp getiriyorlar sonuçlarını. Birinci saat, ikinci saatte hastamızın sonucunu görüyoruz. Bizim öngördüğümüz gibi, tahmin ettiğimiz gibi genellikle bu hanımefendinin anlattığı gibi damarlar safena magna dediğimiz bir damarın yetmezliği oluyor çok sıklıkla. Bizim de bütün damarlarımızın böyle Ali, Mehmet, Mahmut, Ayşe gibi isimleri var. Bu magna dediğimiz damarın yetmezliğini tespit ettikten sonra bir, çapındaki girişleme hak ediyor mu girişim yapmayı, bir tedavi yapmayı? İki, içindeki geri kaçan şiddeti ne? Müdahale etmeye değecek kadar ileri mi? Eğer her ikisi de içindeki geri kaçan şiddeti mesela 8-9-10 deprem gibi çıkarsa evet, müdahale edilmeyi hak ediyor diyoruz. Çapı genellikle fizyolojik doğal sınırlarda bu magna dediğimiz damarın çapı 2 milim 2,5 milim maksimum olması lazım. Ama bizim hastalarımızın çoğunda bakıyoruz hep 6 milim 8 milim 10 milim damarlar çıkıyor. Yani damar neredeyse 4-5 kat genişlemiş. Evet, girişimi hak ediyor. Hastamıza bununla ilgili bilgi verdikten sonra ameliyathane kabul ettiği takdirde tedavi ameliyathaneye indiriyoruz. Orada yine ultrasonumuz eşliğinde anestezi vermeden, kesme, dikme yapmadan, herhangi bir dikiş atmadan, kansız bir teknikle ultrasonla damarı diz bölgesinde görerek damarın içine saç kalınlığında bir kanülle giriyoruz. O bölgeye sadece lokal anestezi yaptığımız için orada da bir ağrı acı hissedilmiyor. Ve diz bölgesinden yukarıya kasığa doğru özel bir kateter ilerletiyoruz. Asıl hastalığın sebebi, yani o geri kaçan, şelale gibi geri kaçan başladığı nokta kasıkta. Yani yılanın başını önce ezmemiz lazım. Yılanın başı kasıkta. Oraya bu tutkalı ultrasonla görerek, milim milim tabii kateterin ucunun, o tutkalın zamkın çıkacağı yerin stratejik noktası çok önemli. Oradan itibaren ilacı verdiğimizde hastamızın damarı birdenbire geniş, böyle tabiri caizse sosis kalınlığında kocaman bir damarken ip haline dönüyor, saç haline dönüyor. Yapışıyor. Yapışıyor. Dizden yavaş yavaş minim minim kateteri geri çekerken o saç kalınlığında uzun kateteri, kateterin öbür ucunda kasıktan itibaren aşağı kayarken bir dakika, iki dakika sürüyor bu işler. Maksimum üç dakika sürüyor. Damar boylu boyunca kapatıyoruz dize kadar. Özellikle kasıkta şelalenin ağzını kapatmak çok önemli. Ardından da boylu boyunca o şelalenin aktığı yatak, uyluğun iç yüzünden diz altına gelen yatağı da yine aynı zamkla kapatıyoruz. İşlemde herhangi bir ağrı acı hissedilmiyor. Sadece 3 saniye 5 saniye biberle yanıyormuş gibi, böyle biber dökülmüş gibi bir yanma oluyor. O da anında geçer. Barış çorabı giymem gerekiyor mu ondan? İşlem sonrasında 3-4 gün giymeniz iyi oluyor. Dışarıdan bir yara, iz, morarma bir şey oluyor mu? Hiçbir ödem olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Peki işlem, o kasıktaki damar yeniden tutkal açılıp da genişler mi? Dünya gezegeninde, New York'ta, Toronto'da, Ankara'da, İstanbul'da birçok çalışma yapılmış. Bu çalışmalar, bu literatürler ışığında zamkla yaptığımız bu işlemlerde açılma oranı %4 olarak rapor edilmiş. Evet. Yani dünya gezegeninin neresinde bunu yaptırırsanız yaptırın, 100 hastamızdan 4 tanesinde 1 yıllık takipte tekrar açılma olabiliyor. Evet. Fakat bu açılmalar olsa dahi, velev ki oldu, hiçbir kaybı olmuyor hastalarımızın. Kesilmedi, dikilmedi, anestezi verilmedi, hastanede yatılmadı, bir damla kan kaybetmedi. Dolayısıyla her zaman tekrar tutkal yapma hakkımız var. Ücret veremiyoruz. Pahalı bir işlem midir? Ücret veremiyoruz ama yani, ve SGK karşılıyor mu mesela bunu? Ülkemizin çoğu hastanesinde şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu bu tedaviyi kapsıyor, destekliyor. Süper. Hastalarımız özellikle varisle yaşamaktan kurtulmak için bekleyenler biraz karlı çıktı. Çok daha teknolojik bir şekilde tedavilerini yaptırabilecekler. Süper. Yani ceplerinden çok fazla para da çıkmıyor. Yani çıkmıyor. Her yerde karşılıyor SGK hemen hemen. Süper.